Nasılsınız? Sağ ol. Sizler de sağ olun. Buyurun. Türk-Katar Birleşik Müşteri Kuvvet Komutanlığı'nın değerli mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman evlatları, kıymetli subaylarımız, sevgili Mehmetçikler, değerli Katarlı kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında, vatanımızın bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Aynı kutlu dava yolunda mücadele ederken yaralanan gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerin huzuru için fedakarca görev yapan tüm emniyet güçlerimize Rabbimden başarılar diliyorum. Sizlere tüm Türkiye'nin selamlarını, sevgilerini getirdim. 82 milyonun her bir ferdinin duası daima sizinledir. Sizler burada 2200 senelik mazisiyle dünyanın en köklü ordularından olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli birer mensubu olarak görev yapıyorsunuz. Her biriniz aynı zamanda Türk milletinin temsilcileri olarak bu topraklarda bulunuyorsunuz. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak her birinizin tek tek gözlerinden öpüyorum. Yüksek Stratejik Komite 5. toplantısı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bugün Katarlı muhataplarımızla verimli, başarılı, samimi görüşmeler yaptık. Geçen sene İstanbul'da aldığımız kararların takibini gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi stratejik bir perspektifle daha da güçlendirme irademizi tekrar teyit ettik. İmzaladığımız yeni anlaşmalarla işbirliğimizi daha da perçinledik. Katar'la askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki ortak projelerimiz, ikili münasebetlerimizin omurgasını teşkil ediyor. Katar'ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden asla ayrı tutmuyoruz. Sizler bu alandaki çok yönlü işbirliğimizin sahadaki en net nişaneleri durumundasınız. Katar'ın askeri kurumlarının modernizasyonu, askeri eğitim ve öğretim alanında işbirliğinin çeşitlendirilmesi, tatbikat, eğitim ve öğretim vasıtasıyla savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu topraklardasınız. Gerilimlerin arttığı bir dönemde bölgesel ve küresel barışa katkı sağlanmak maksadıyla Katar'dasınız. 2015 yılından beri müştereken icra ettiğiniz eğitim ve tatbikatlarda Katar Silahlı Kuvvetleri'ne önemli katkılarda bulundunuz. Varlığınızla Körfez ülkeleriyle 2017'de başlayan krizden bu yana Katarlı kardeşlerimizin huzur ve güveninin teminatı oldunuz. Duruşunuzla, vakarınızla Katar halkının gönüllerinde taht kurdunuz. Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı kardeşlik, dostluk, dayanışma ve samimiyetin timsalidir. Muadilleri gibi çıkar temelli, hegemonyacı bir zihniyetin ürünü asla değildir. Bu üssün kapatılmasını talep edenler, ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu hala idrak edemeyenlerdir. Bizler tarihimizin hiçbir döneminde dostlarımızı tehditler ve tehlikeler karşısında
Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Türkiye olarak köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin barış, güvenlik ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Bu bölgenin huzurunun tüm Orta Doğu'nun istikrarı bakımından anahtar rol oynadığına inanıyoruz. İşte sizlerin buradaki varlığı sadece kardeş Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına da hizmet etmektedir. Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır. Sizler Katar başta olmak üzere tüm bölgede gelecekte özellikle takdirle anılacak tarihi bir görev icra ediyorsunuz. Bu vesileyle Körfez bölgesinde 2,5 yıldır devam eden krizin bir an evvel çözülmesini temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, sizleri yaklaşık 2 yıl önce de ziyaret etmiştim. Bu süre içerisinde kat ettiğiniz mesafe doğrusu göğsümü kavurttu. Komutanlığımızın daimi olarak konuşlanacağı yeni Tarık bin Ziyad kışlasının inşası tamamlandı ve bugün bu kışlamızın adını da evet Savunma Bakanımızdan öğrendim. O da yeni isim inşallah Halid bin Velid adıyla orası anılacak. Hayırlı olsun. Tamam. Tefrişatın bitmesinin hemen ardından inşallah yeni kışlaya intikal edeceğinizi büyük memnuniyetle öğrendim. Kışlanın komutanlığımızın her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde en modern teknolojiyle inşa edildiğini biliyorum. Sizlere bu imkanları sağladıkları ve bugüne kadar güçlü destek verdikleri için Katarlı dostlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Sizler Katarlı kardeşlerimize emanetsiniz. Katarlı kardeşlerimiz de sizlere emanettir. Biz emanete canımız pahasına sahip çıkan bir milletiz. Bu anlayışla her birinizin emanete hakkıyla sahip çıkacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha birliğimizin tüm mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sınır boylarımızda, dağlarımızda, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Balkanlar'da, Lübnan'da, Somali'de ihtiyaç duyulan her yerde görev yapan, bağımsızlığımızın, güvenliğimizin ve huzurumuzun teminatı tüm askerlerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizleri her türlü beladan, kazadan, saldırıdan muhafaza eylesin. Yar ve yardımcınız olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık. Tekrar nasılsınız? Allah'a emanet olun. Haberi yapanlar haberin arkasından çekildiler. Bize bunu CHP Genel Merkezi'nden de onaylatarak bir CHP'li iletti dediler. Eğer Türk siyasetinin seviyesini düşünmesek, siyasetin ahlakını düşünmesek, vatandaşlarımızın siyasetten beklentilerini düşünmesek, şu anki CHP yönetimi kadar ideal bir rakip olamaz. Bunlar kendi kendilerini imha eden bir grup. Kendi kendilerini kamuoyunun önünde küçük düşüren bir grup. Kendi partili arkadaşlarına karşı komplo kuran bir grup. Dolayısıyla bizi ne ilgilendirir bu? CHP'nin ne iç işi ne dış işi, CHP'nin herhangi bir işi bizi ilgilendirmiyor. Ama siz Cumhurbaşkanımızı ve Cumhurbaşkanlığı makamını işin içine karıştırdığınız için biz maalesef istemesek de, kamuoyunu CHP ile meşgul etmek istemesek de, bu üzücü olayla meşgul etmek istemesek de size cevap vermek durumunda kalıyoruz. İşte saray bize komplo kurdu diyerek çirkin bir şekilde külliyeye dönük olarak, Cumhurbaşkanlığı külliyesine dönük olarak bu ifadeyi kullanan kim varsa bilin ki bu komplonun içindedir. Adres belli olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor ve bu güçlü bir özür olması gerekiyor.
Parti içinde itibarsızlaştırmaya çalıştıkları kim varsa, kimleri hedefliyorlarsa tabii ki onlardan özür dilemeleri gerekiyor. Bu zaten orada bir iç hesaplaşma mı olur, iç helalleşme mi olur? O da bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Biz bu olayın hiçbir tarafında değiliz. CHP'nin iç gündeminin hiçbir tarafında değiliz.